Merhaba sevgili 11. sınıf öğrencilerim. Yazılarımız arkadaşlar geldi çattı. Dönemi kapatıyoruz. İkinci dönem yazılısında beraber seninle iyi geçirmek istiyoruz. Çünkü beraber çalıştık. Arkadaşlar videoları belki izlediğim videolar oldu. Kaçırdığım videolar oldu. Merak etme ben bu yazılıda şu çalışmada bütün konular arkadaşlar baştan sona hepsini yapacağım. Ve bakın sen şimdi hiçbir şey atlama diye. Şöyle arkadaşlar ben sana bir de şimdi özet yapacağım. Yani anlattıkça bütün formülleri özellikleri bak buraya yazacağım. Ve en sonunda diyeceğim ki şu şuranın ekran görüntüsünü yani SS'ini alacağım Ve sen şunu bir tekrarlayıp gireceksin. Yani sen ben de yapmanı istediğim Arkana yaslan. Beni bir dikkat bir şekilde izle. Evet şöyle bir saatlik bir çalışma olabilir yaklaşık olarak arkadaşlar. ve ee, ondan sonra şu ekran özetinde SS al telefonda dursun. Ara ara okula giderken bir bak. Şu işi bitirelim. Hiç beksin kalmadan olayı bitireceğimizi düşünüyorum. Peki arkadaşlar yazılı takvimimize bakın. Şu şekilde arkadaşlar matematik, fizik, kimya şeklinde bu şekilde arkadaşlar yazılı çalışmamız gidiyor. Ve ben derse anlatırken bakın çok önemli yerlerde seni uyaracağım arkadaşlar. Böyle kesin çıkar yazılı çıkar gibi pankartlarımızı da göstereceğim. O zaman hazırsan arkadaşlar arkana yaslan. Ben de özetimi alıyorum ve yazılı çalışmamız hiç zaman kaybetmeden başlıyor. Müzik en gençler burada bakın yazılıda neler çıkacak arkadaşlar. Bir boyutta sabit iğmeli hareket çıkacak. iki boyutta sabit iğmeli hareket çıkacak. Yani burada işin içinde atışlar var. Hareket var arkadaşlar. Ve enerji çıkacak. Bakın kinetik enerji, potansiyel enerji, şu enerjin kordumu. Neler çıkacak? Ben şimdi onlardan sana bir bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi hareket konusunu söylüyoruz. Öncelikle ben her zaman özet yapa yapa gideceğim. Çünkü bu derste biz bütün şuradaki ikinci dönemi özür dilerim birinci dönemi arkadaşlar seninle beraber toparlayacağız. Öncelikle şunu bir söyleyelim arkadaşlar bakın bir cisim eğer sabit hızlı gidiyorsa arkadaşlar sabit hız diyelim şöyle istersen. Bakın sabit hızla gidiyorsa veya ivmeli yani şöyle söyleyelim hızlanan diyeyim. Hızlanan diyeyim ama yavaşlayan da olabilir hızlanan. Şimdi bakın biz hangi formülü kullanırız veya formüle gerek var mı? E bazı sorularda gençler gerek oluyor. Bakın sabit hız hareketi arkadaşlar x eşittir v çarpı t formülü kullanırız. E bunu zaten sen matematikte falan da kullanıyorsun bunu biliyoruz zaten. Ama hızlanan veya yavaşlayan bir olay olursa arkadaşlar. O zaman bakın x eşittir v sıfır t artı ya da eksi arkadaşlar imeli hareketi. 1 bölü 2 a t kare formülü kullanacağız. O zaman istersen yavaş yavaş özetimizi de yapmaya başlayalım. Çünkü bunları benim bilmem gerekecek. Demek ki arkadaşlar harekette bakın benim kullanacağım hareket diyelim şöyle. Ee, harekette arkadaşlar kullanacağımız formüller. Neler varmış? x eşittir v t var. x eşittir v t var. Veya x eşittir. E bunları ben sana nerede kullanacağımızı şimdi söyleyeceğim. x eşittir v 0 t artı eksi 1 bölü 2 a t kare. E bu formül arkadaşlar atışlarda da g t kare olacak. E şimdi hocam formüle gerek var mı? Diyeceksin belki. Ya belli sorularda bak formülle çok daha rahat oluyor sevgili gençler. Bir de şöyle sarayla yuvarlak içine alacağım ki formüller birbirine karışmasın diye. O zaman bizim ilk bilmemiz gereken formülümüz arkadaşlar. Bakın duruma göre şurada aslında iki tane formül lazım. Ya bakın e, x eşittir vt sabit zar getse veya 1 bölü 2 at kare formülü kullanacağız. Duruma göre bunları yapacağız. Bir bakalım şimdi arkadaşlar. Böyle bir aracımız var. sana bir kamyon verir. Ne bileyim burada bir e, çocuk yürüyor der. Bir şey der. Araba der. Şimdi bakın V0 hızıyla. Arkadaşlar bu arada biz aracın ilk hızını V0 son hızını V ile gösteriyoruz. Bu araç bakın iğmeli hareket yapıyormuş. 5 metre bölü saniye büyüklüğündeki iğme ile hareket ediyormuş. Yani bu ne demekti? İğmesi 5 ise bakın hızı beşer 5'er artıyor. Yani bu cisim hızlanıyor demektir. Ve 4 saniyede 200 metre yol almış arkadaşlar. Şimdi sembolleri de yazalım mı seninle beraber? Bakın İM'yi biz hangi harfle gösteriyorduk sevgili gençler? Küçük A ile gösteriyoruz. Süreyi bakın T ile. Time'ın T'si. Ve alınan yolda bakın X ile gösteriyoruz. Hemen o zaman şuradaki formülümü yazayım. Şuradaki sağdaki formülü yazacağım bakın. X eşittir. V0 çarpı T. Tabi ilk hızımız yoksa bunu yazmayacağız. Artı diyeceğim arkadaşlar burada hızlandığı için... 1 bölü 2 a t kare yapman gereken şey eğer yavaşlıyorsa araç ne yapacaksın? Burada eksi yazman gerekecek. Peki yerine koyuyorum bakın x eşittir arkadaşlar 200 200'müş. O zaman şöyle yapalım. 200 eşittir diyelim. V sıfırı bilmiyoruz. Aracın ilk hızını bilmiyoruz. Ama bakın t'yi biliyoruz arkadaşlar. 4 artı 1 bölü 2 a yani 5 çarpı 4'ün karesi 16. İşlemi dikkatli bir şekilde yapalım. Çok rahat yaparsın. Bu formül çıkacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. 200 eşittir. Bakın 200 eşittir. 4 ve 0. Şu 16'yı 2'ye bölersem arkadaşlar şurada 8 kaldı. 8 kere 5'ten de ne oldu? Artı 40 oldu. Bunu bu tarafa attım. 160 o zaman 4'e de böldüm. Ve 0 eşittir arkadaşlar. 40 metre bölü saniye olarak çıktı. Güzel. Bakın bunu buldum. Yani bana ne soruyordu? Kamyonetin ilk hızını soruyordu bakın. Hemen şunu yazayım isterseniz. V0 kamyonun ilk hızı yani V0'ı kaç olarak diyordu? 40 metre bölü saniyedir arkadaşlar. 40 olarak buldum. Peki bir de şuradaki bize neyi soruyor arkadaşlar? Son hızı soruyor. Son hızı bakın ekstra bir formüle gerek yok. Yani fazla bir formülle boğmak istemiyorum seni. Şöyle yapalım istersen. Son hızı arkadaşlar şöyle düşün. Hani iğmemiz 5 ya. Yani. Hızımız ne yapıyor? Bakın 5'er 5'er artıyor. Yani 5 sonra 10, 15 gibi artıyor. O zaman 4 saniyede 5'er 5'er artarsa kaç artar? Söyle bana ne dersin? 5, 10, 15, 4 saniyede kaç artar? 4 kere 5'ten 20 artar. Bakın 20 olur demiyorum. 20 artar diyorum. O zaman hızımız arkadaşlar 40 vardı zaten. Artı bakın 20 de oradan artı. O zaman kaç oldu arkadaşlar? 60 metre bölü saniye oldu. O zaman bakın bunu da bulmuş olduk. Anlaştık mı? Demek ki arkadaşlar bakın ilk bilmemiz gereken şey şu formülü bileceğiz. X eşittir V sıfır T artı 1 bölü 2 AT kare. Her aracımız sağ hızla gidiyorsa o zaman X eşittir VT'yi alacağız. Peki şimdi asıl olaya geldik. Yazılılarda bakın Beni bilmem gereken noktalara geldik arkadaşlar. Grafikler çıkacak. Benim bakın 3 adet grafiğim var. Konuyu anlatırken biz burada grafiklerde neler yapmamız gerektiğini aslında söylemiştik. Ama şimdi özet kısmında bugün ne yapıyoruz? Bütün her şeyi, bütün dönemi arkadaşlar bir daha tekrarladığımız için şöyle yapacağız. Bakın bizim 3 tane grafiğimiz var demiştik sevgili gençler. Ne grafiği bunlar? Bakın ivme zaman grafiği birincisi arkadaşlar. İvme birincisi ivme tre zaman grafiği. Yani 3 tane bakın grafiğimiz var. Yani diğer değişle, diğer bir değişle arkadaşlar. Ne diyoruz biz buna? AT grafiği diyoruz. İkincisi, ikincisi gençler hız zaman grafiği. Hız zaman grafiği. Yani biz buna VT grafiği diyeceğiz. Evet. Ve üçüncüsü de konum zaman grafiği veya yol zaman grafiği. Konum tere şöyle kısaltalım. Zaman grafiği. Yani bu da arkadaşlar XT grafiğidir diyeceğiz. Bakın görüyorsunuz bizim burada kaç tane? Üç tane arkadaşlar grafiğimiz var. Bunu da isterseniz şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Üç tane şöyle grafiğimiz. Yani iğme zaman grafiğimiz. Hız zaman grafiğimiz arkadaşlar. Ve konum zaman grafiğimiz dedik. Bakın üç tane grafiğimiz var dedik. Burada da hep şunu söylemiştik zaten bakın. Burada arkadaşlar bakın şöyle sağ tarafa doğru giderken. Eğer sağ tarafa doğru giderken. Bunun ne demek olduğunu da şimdi söyleyeceğim. Alan alınır. Alan alınır. Sol tarafa doğru giderken arkadaşlar. Eğim alınır. Şimdi bunu nasıl olduğunu anlatacağım ben sana. Bu şu demek arkadaşlar. Sağ tarafa doğru giderken alan sol tarafa doğru giderken eğim ne demek? Onu söyleyeceğim. Şöyle şunu da isterseniz şöyle bir yuvarlak içine alayım ki. Hani formüller birbirine karışmasın. Hangisi hangi formüldü karıştırmayalım. Yani bu şu demek arkadaşlar. Sana bakın iğme zaman grafiği verildi diyelim ki hızı bulmak istiyorsun. Bakın iğmeden hıza şu sıraya göre gideceğiz. İğme, hız, konum. İğmeden hıza yani sağ tarafa doğru giderken arkadaşlar alanını alacaksın iğmenin hızdan konuma giderken de yine alanını alacaksın. Görüyor musun? Sol tarafa doğru giderken de gençler eğimini alacağız. Tanjant dikey bölü yatay yapacağız. Onu nasıl yapacağımızı söyleyeceğim. Peki önce istersen soruyu bir inceleyelim. Soruda bakın ne verilmiş arkadaşlar? Bana bir hız zaman grafiği verilmiş ve burada neden bahsediyor? Doğru Doğrusal yolda hareket etmekte olan bir fare varmış. Ve bunun grafiğini vermiş arkadaşlar farenin aldığı yolu soruyor gençler. Burada yer değiştirmeyi de sorabilir bakın. Yani bana aslına bakarsanız burada ne vermiş? Hız zaman grafiği vermiş. Buradan konumu istiyor. Yani yolu istiyor arkadaşlar. Yani sağa doğru gidiyorsak biz burada ne yapacağız? Bakın alanı alacağız. Ha demek ki sen bu grafikte bakın alan almalısın demektir. O zaman birinci alanımızı al. Peki hangi alanı alacağız arkadaşlar? Şurada bakın şöyle sarıyla şu Şurada bakın şurada arkadaşlar sarıyla taradığım alanı almalısın. Başka bir alan bulma. Yani şuradaki alanı falan almaman gerekiyor. O zaman şuradaki alanı bulalım mı? Üçgenin alanı eni ile boyunu çarpıyorum. 20 çarpı 2 40 bölü 2'den 20. Ama alttaki alanlara bakın eksi yazıyoruz arkadaşlar. Eksi 20. Şöyle alanın içine yazalım ki yanlış olmasın. İkinci alanımız bakın şurada bir alanımız var. 40 çarpı 2 80 bölü 2'den arkadaşlar. Burası 40. Tamam burayı da bulduk. Burası da bakın 2 çarpı 2 çarpı 40'tan. Burası arkadaşlar 80. Güzel. Yani bu fare bakın şöyle bir şey yapmış. Şöyle bir yol çizeyim ben buraya. Şurada arkadaşlar faremiz şu olsun. Şöyle bir fare olsun. Fare bakın buradan şu demek. Şu demek. Eksi yönde. şöyle biraz daha alttan çizsem daha iyi olacak aslında. Çünkü önce eksi yönde gidiyormuş ya. Şöyle bakın yapalım. Arkadaşlar bakın şöyle yapın. Faremiz burada. Yani alanlara bakıyorsun şimdi. Alan eksi 20 ne demek? Eksi 20 şu demek. Buradaki faremiz bakın arkadaşlar. Bu tarafa doğru yani sol tarafa doğru 20 metre gitti demek. E hocam eksi yazmanız. Ya eksi çok önemli. Yani eksi demek eksi yöne gidiyor. Sol tarafa gidiyor demek arkadaşlar. Sonra artı 40 demek. Artı 40 demek. Bakın buradaki fare burada ne yapmış? 40 metre gitmiş ama artı demek sağ tarafa doğru gidiyor arkadaşlar. 40 metre gidiyor. Ve sonra bakın 80 metre olduğuna göre bu şu demek. Şuradan 80 metre daha gidiyor. Güzel. Peki şimdi burada bana neyi sormuş? Bakın şu sol tarafa yazıyorum. Alınan yol diyor arkadaşlar. Alınan yol demiş. E, alınan yolu bulmak için yani alınan yol demek kaç metre yürümüş bu? Bakın alınan yol arkadaşlar 20 metre yürümüş sol tarafa doğru artı. Sağ tarafa doğru 40 metre yürümüş. Artı bir de 80 metre daha yürümüş. O zaman toplam ne kadar? 140 metre bakın yürümüş görüyor musunuz? İşte alınan yolu böylece bulmuş olduk. Peki başka bana ne sorabilir? Bir de arkadaşlar yer değiştirmeyi sorabilir. Bakın bu arada bir fark var. Yer değiştirme. Şöyle kısaltarak yazalım. Yer değiştirme de şöyle buluyor sevgili gençler. Bu e, hareketlinin ilk başladığı noktayla en son bitirdiği noktaya bir nokta koyuyorsun. ya yani ilk başladığı yer burası. En son bitirdiği yerde burası ya. ...başlangıçtan bitiş arasındaki... ...işte şuradaki mesafeyi alıyorsunuz. Yani sola sağa ne kadar gittiği önemli değil. E şuranın tümü bak ne kadar? 80-40'dan 120. 120'den 20'yi çıkar. Şurada ne kadar... ...kaldı? Pardon. Şurası, özür dilerim. Şurası kaç oldu? 100. 120. Tamam. 120. 120'den 20 çıkardık arkadaşlar. Şurası ne kadar oldu? 100 metre oldu. Yani demek ki bizim yer değiştirmemizde ne kadarmış? 100 metreymiş. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde diyebiliriz sevgili gençler. Yani böyle bir hız zaman grafiği bakın. Yazılda çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir, şekilde bir hız zaman grafiği en az bir tane de olsun var diye düşünüyorum. O yüzden hız zaman grafiğine dikkat. Ben zaten şurada özetle beraber yapı yapa gidiyoruz. Peki ikinci grafiğimiz gençler. İğme zaman grafiği. Ha bakın hemen ben yine özetimi alıyorum. Özetimizde bakın iğme zaman grafiği verildiğinde ne oluyormuş? Sağ tarafa doğru giderken alan. Şimdi bizden ne istiyor bakın? İğme zamanı vermiş. Yer değiştirme yani x'i istiyor. E şimdi iğme burada. Bakın x burada. O zaman sen iğmeden direkt x'i bulamazsın. Ne yapacaksın? İğmeden hıza geçip hızdan x'e geçeceksin. Görüyor musun? Bu şekilde yapacaksın. Yani şöyle yapalım arkadaşlar. Buradan biz direkt olarak bunun ne grafiğini çizmemiz gerekiyor? Bakın hız grafiğini çizmemiz gerekiyor. Yani VT grafiğini bakın çizeceğiz. Peki VT grafiğini çizmeden önce ne dedik? Alan alacağız dedik. Bakın hangi alanı alacağız? Önce şuradaki alanı alacağız. Bakın şuradaki alanı alacağız ve buradaki alanı alacağız. Görüyor musunuz? Bu alanları bir alacağız. Şu alanlara bakalım. Burası ne kadar arkadaşlar? 3 kere 1'den 3 AT. 3 diyelim isterseniz. Yani şuradaki alan ne kadar? 1 kere 2'den 2 iki bakın. Şuradaki alanda yine 1 bir kere 1'den 1. Bir. E hocam 1 AT değil mi? Ya 1 AT olması çok önemli değil. Hani buradaki değerleri yerine yazmamız önemli arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım mı? İlk durumda hızımız bakın 1, 2, 3 ve 3 ve görüyor musunuz? Şurada da zaman aralığında yazarsınız şöyle t, 2t. Bir de aralıkları mümkün mertebe aynı aralıkta bırakın ki grafiğiniz daha düzgün dursun. Peki bakalım arkadaşlar şimdi o zaman ne olacak? Birinci aralıkta, birinci aralıkta bakın. Ee, hani Alanı 3 de Tam rakam olmadığı için 3 hani ile orantılı gibi yapmaya çalışıyorum. Bakın birinci aralıkta arkadaşlar hızımız kaç olmuş? Alanımız 3 olduğu için 3 olmuş. Daha sonra ikinci aralıkta 2 iki daha artmış. 3, bakın 4 5 diyelim yani şöyle 5 V'ye geleceğiz. 5 V'ye geleceğiz ve ne olacak? 2 T sürede. Bakın gördünüz mü nasıl çizilmeye bir dikkat edin. Bakın şu şekilde çizdik. Ve üçüncü aralıkta arkadaşlar 1 daha artacak. Yani 5'te kaça geldik? 6'ya geldik bakın. 6 V diyelim. Evet 6 V dedik. Şu şekilde arkadaşlar geldik. Bak şöyle nokta nokta grafiğin nerede bittiğinde dikkat etmeliyiz ki. Heh, işte bakın gördünüz mü? İşte şöyle arkadaşlar böyle işte. Bunu belirlemiş oldu. Güzel. Yani hız zaman grafiğine geçtik. Peki bana burada yer değiştirmeleri soruyor. O zaman hız zaman grafiğindeki alan da neyi verecek bana? Bakın şöyle düşünün. İme grafiğinden arkadaşlar hızlı çizdik alan bularak sağa doğru gidince alandı. Ee, hız zaman grafiğinde de şimdi konumu yani yolu bulmak için veya yer değiştirmeyi, x'i bulmak için bakın şurada bir x var. X'i bulmak için gene arkadaşlar alan alacağız. Şuradaki alan, bakın buradaki alan birinci alan olacak. Şuradaki ikinci alan, şuradaki de bakın. Şuradaki de arkadaşlar bu da üçüncü alan. O zaman şuradaki alan ne kadarsa, şöyle yapalım bakın. Şuradaki alan arkadaşlar ne kadarsa burası delta x1 Şuradaki alan ne kadarsa bakın burası delta x2. Burası da nedir? Delta x3. E burada da biz sıralama sorduğu için e, delta x3 sevgili gençler büyüktür. Delta x2 büyüktür delta x 1 diyeceğiz. Görüyor musunuz işte bu şekilde bunu sıraladık. Hem bize rakam değeri sorarsa burada rakamlar olacak. Zaten bunları da yerine koyacağız seninle beraber. Evet Bakalım başka grafiklerle ilgili arkadaşlar ne var? Evet yine bakın olmazsa olmaz grafiklerimizden bir tanesi arkadaşlar. Konum zaman grafiği. Bunu da gene karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Bunun için arkadaşlar şu konum zaman grafiğini şöyle beraber seninle bir yapalım mı? Ne bilmemiz lazım? Bakın şu konum zaman grafiğinde sevgili gençler. Bakın beraber şöyle bir çizelim. Konum demek xt grafiği demektir yani ben her zaman öğrencilerime şunu çiziyorum ve şunu kesinlikle bilmelerini istiyorum çünkü bu hem yazılarda çıkar arkadaşlar hem sen üniversite sınavına gireceksin orada çıkar test sınavlarına giriyorsun yani konum zamanı benim yorumlayabilmem lazım bakın yine x t grafiği dedim peki hangi grafikler var arkadaşlar konum zaman grafiğinde bakın şöyle bir grafik olabilir ne dersin sence bu hızlanan mı yavaşlayan mı nasıldı hızlanan değil mi güzel peki bu bu da hızlanan bu nedir arkadaşlar yavaşlayan bakın bu da yavaşlayan bu sabit hızlı bunlar bu da duruyor demektir görüyor musunuz bakın bu şekilde işte bunu bileceğiz peki ne demek bu şimdi ben şöyle kısaltarak yazacağım artı yönde hızlanan diyeceğim arkadaşlar şöyle bu da eksi yönde hızlanan burası bakın artı yönde yavaşlayan eksi yönde yavaşlayan artı yönde sabit eksi yönde sabit ve bunlar da ne yapıyor bakın duruyor duruyor diyelim. Evet bunu da şöyle bir yuvarlak içine alalım. Karışmasın gene diğerleriyle. Evet şöyle yapalım isterseniz. Tamam güzel oldu. Heh. Şu şekilde yapalım. İşte arkadaşlar bakın şuradaki şu konum zaman grafiğinde seni bilmen lazım. Zaten en, en son bakın şunu doldurduğumuzda ben sana bunun ekran görüntüsünü esesini almanı isteyeceğim. Ve bu sayede şunu bir bileceksin. Şu bilgiyi bir. Bir de şuradaki benim anlattıklarımı bir dinle. Olmadı yazılıya giderken bir daha şöyle hızlı bir şekilde dinle arkadaşlar. Olayı iyice bir tekrarlamış olalım. Şimdi sen de şunu istiyorum. Bakın. Şöyle bir konum zaman grafiği gençler çıktığında hemen şunu, hemen şunu bakın. Şöyle kenara bir yere, şöyle sorunun kenarına bir yere bakın. Şöyle bir çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın. X, X XT grafiği. Ne yapacaksın? Hemen, hemen bakın şunu bir yapacaksın. Şöyle bakın hızlanan. Böyle bakın yavaşlayan. Böyle de nedir? Sabit hızlayacaksın. Sonra neydi? Bundan neydi? Hemen artı yönde bakın. Görüyor musun? Hemen yani şöyle. Yani bunu zaten bilmen lazım. Yazılda çıktı ya bu. Veya bir sınavda çıktı. Test sınavında çıktı. Hemen şunu altına bir yazacaksın. Artı yönde hızlanan, eksi yönde hızlanan, artı yönde yavaşlayan, eksi yönde yavaşlayan, artı yönde sabit, eksi yönde sabit. Zaten burada duruyor demek. Onu yeri olmadığını çizmedim. Gerekirse çizeceğiz. Sonra bunu şöyle yorumlaman gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Sonra demiş ki bana hangisi yanlıştır? bir aralığında artı yönde hızlanmaktadır. Şimdi bir aralığına bakalım. Bunlardan hangisi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane grafik var. Hangisi? Şu birinci aralık arkadaşlar. Bakın şu değil mi? Şu. Bakın şu görüyor musun? Bak şöyle kopyala yapıştır gibi düşün. Şu. O zaman bu nedir? Artı yönde bakın hızlanan demektir. E burada ne diyor? Artı yönde hızlanan diyordu. Burası doğru. Peki B'ye bakalım. İme ikinci aralıkta arkadaşlar hız ve iğme vektörü aynı yöndür. Bakın hız ve iğme vektörü aynı yönlüdür. Ve hız ve iğme vektörü arkadaşlar iğme vektörleri e, zıt yönlüdür. İğme vektörleri zıt yönlüdür veya e, hız ve iğme Evet hız ve iğme vektörü aynı yönü veya zıt yönü ne demek arkadaşlar? Şimdi bakın iğme vektörü arkadaşlar kuvvetle aynı yöndedir. Dolayısıyla hızla kuvvet aynı yönlüdür gibi düşün. Bir araç hızla aynı kuvveti aynı yöndeyse bu bu şu demektir aslına bakarsanız. Bu hızlanan demektir. Bakın hızlanan. Zıt yönde yani bir aracı zıt yönde çekersem bu da ne demektir? Bu da bakın yavaşlayan demektir gençler. Yavaşlayan anlamına gelir. Peki sana yani iki, ikinci noktada diyor ki bakın İkinci aralıkta ikinci aralıkta yani şu aralıkta e, hızlanan mıdır diyor. Bakın ikinci aralıkta ama şu düz çizgiler ne anlama geliyordu arkadaşlar? Sabit hızlı anlamına geliyordu. O zaman bakın burası yanlış oldu. Ben de zaten yanlış arıyordum ama, ama hızlıca diğerlerine bakalım istersen. Üçüncü aralıkta bakın üçüncü aralık hangisi şu. Üçüncü aralık arkadaşlar bunlardan hangisi bakıyorum bu değil şu değil şu değil mi? Bu evet bu ne yapıyormuş? Artı yönde yavaşlayan değil mi? Şunu baş harfine yazıyorum kısaltıyorum. Artı yönde yavaşlamaktadır. Burası doğru. O zaman dördüncü aralıkta eksi yönde hızlanmaktadır diyor. Dördüncü aralığa bakın şu arkadaşlar. Bu hangisine giriyor? Şuna giriyor. Görüyor musunuz? Eksi yönde hızlanan o zaman burası da bakın doğru. Ee, burada da beşinci aralıkta da son aralık bakın şu, şu aralık. Yani şu şu değil midir? Eksi yönde arkadaşlar yavaşlayan yani eksi yönde olduğunu söylemiyor ama yavaşlayan diyor. Bakın bu da doğrudur. Gördünüz işte bu şekilde sevgili gençler. Bunu yapacaksanız bu konum zaman grafiği işte bu da bizim için önemli. Peki geldik. E, yavaş yavaş şuradaki bir de arkadaşlar atış olayını bilelim. Peki atış olayında biz ne yapacağız? Bir formülümüz var mı sevgili gençler? Şimdi bakın atışta arkadaşlar formülümüz var. Ee, şimdi atış diyelim isterseniz. Atışlarda şunları kullanacağız. Ee, aslında formüle bazen gerekli olmayacak. Şimdi şu 5-15 mevzusunda ben sana anlatacağım. Ama formül de gerekecek bazen. Peki nasıl bir formül kullanacağız arkadaşlar kullanırsak? Kullanırsak arkadaşlar h eşittir. Bakın v0 çarpı t artı 1 bölü 2 gt kare. Bakın şu yukarıda yazdığım hareket formunun aynısı görüyor musunuz? E, ee, veya veya arkadaşlar v eşittir v eşittir v sıfır artı gt bu da bizim hız formülümüz. Eğer cisim yavaşlıyorsa da bakın eksi kullanacağız. He bir de zamansız formülü var ama ona çok da gerek olmuyor açıkçası. Yani çok fazla formül vererek de seni boğmak istemiyorum burada formüle boğmak istemiyorum açıkçası. Demek ki arkadaşlar şu formül bakın şu formül haşı soruyorsa ve bu formül arkadaşlar hızı soruyorsa şu iki formülü biz atışlarda kullanmamız gerekecek. He bunun dışında da hemen şöyle yapalım boş bir kağıt alayım şöyle boş bir kağıt alayım. Bakın şurada gençler atışlarda şunu bilmemiz gerekiyordu. Yani dolayısıyla bizim atışlarda bilmemiz gereken iki tane temel bilgi var. Bundan bahsetmişti bakın. Cismin hızı diyelim ki sıfır olsun. Bu bir cisim Cismi buradan atacağım. Yani atmak ne demek sevgili gençler? Bak atmak şu mudur? Yani bu cisim buradan bakın bırakıyorum değil mi? Bu. Bu atış. Atış olayı bu. Hani bu şekilde bu cismi bakın şuradan attığım zaman yere inerken arkadaşlar. Bir insan burada. İki de burada. Üç de buradaysa. E cismi tabii ki sıfırla değil de mesela V0 eşittir 20 ile atıyorsak hani bir hızla atıyorsak o zaman bakın birinci saniyede burada, 2 saniyede burada, üçüncü saniyede burada diyorsak ne fark ediyordu arkadaşlar? Hızımız bakın önce birinci bilmemiz gereken hız. Hızımız arkadaşlar G'yi bize 10 verdiği müddetçe G eşittir. 10 metre bölü saniye kare verdiği müddetçe arkadaşlar. Ki genelde böyle verecektir. Bu G'nin 10 olması hızımızın 10'ar 10'ar arttığı anlamına gelir. Yani bakın aracımızın hızı arkadaşlar cismimizin hızı. Birinci saniyede nedir? 10'dur. İkinci saniyede arkadaşlar 20'dir. Üçüncü saniyede 30'dur gibi düşünün. Yani hızımız ne oluyor? 10'ar 10'ar bakın artıyor. Peki ben bunu 20 ile attıysam ne olacak? Yani 20 ile attıysam gene 10'ar 10'ar artacak. Yani hızımız 30. Bakın görüyor musunuz? Hızımız burada arkadaşlar e, 40. Hızımız 50 gibi. Öncelikle bir bunu bilmemiz lazım. Peki başka ne bilmemiz lazım? Arkadaşlar cismin aldığı yol birinci saniyede, ikinci saniyede mutlaka bakın eğer de yine G10'sa 5 metre düşecektir. Bir cismi yani sen bıraktın. Bakın şu kalemi şuradan şuradan bıraktınız. Birinci saniyede ne yapar? 5 metre düşer. Daha sonra ikinci saniyede 15 metre düşer. Sonra 25 metre düşer. Gibi 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 gider. Ee, peki sıfırla bırakmıyorsanız, 20 ile atıyorsanız ha o zaman bakın 20 ile atıyorsunuz arkadaşlar. Ne olacak? 25 metre Bakın 35 metre görüyor musun? 45 metre gibi nokta nokta gelecek. Yani 20 ile atıyorsan 25 ile başlıyorsun. 30 ile atıyorsan 35 ile başlıyorsun gibi. Ama hemen şu detayı da bir dikkat edelim gençler. Bakın aşağıdan yukarı doğru atıyorsak biz bunu ve yine 20 ile atalım istersen ve işte 20 ile attığımız zaman he o zaman 20 ile attık. Bakın birinci saniyede burada. ikinci saniyede burada arkadaşlar. Ee, o zaman yüksekliği düşünürsek bu sefer 25-35 demiyoruz. Bakın 20 ile aşağı doğru atıyorsan 5 fazlasıyla başlıyorsun. Ama 20 ile yukarı atıyorsan o zaman 5 eksiyle başlıyorsun. Yani bir insanede 15 metre çıkar. İki insanede 5 metre daha çıkar gibi. Burada durdu zaten değil mi? Gibi. Şimdi sorularda ben detaylara gireceğim. Güzel. Peki Hocam her zaman formülü uyar mı? Böyle düzgün rakamlar gelir mi? Gelmezse o zaman arkadaşlar işte o zaman formülü kullanacağım. Peki formülü düzgün rakam gelmediğinde mi kullanacağım? Bazen düzgün rakam gelmediğinde bazen de rakamlar çok büyük olduğunda. Mesela ben bu cisme hani 3 saniye düştü ne kadar düşer derse 25-35-45 toplarım. Ve toplam ne kadar düştüğünü bulurum. Ama bu 3 saniye değil 33 saniye düştüyse o zaman ben bunu tek tek 5-15 de yapamam. formüle yerine koymam lazım. Şimdi örneklerde göstereceğim merak etme. Onları beraber sana yapacağız. Mesela bakalım. Bir cisim arkadaşlar 10'la atmışız. Güzel. 10'la atmışız. 5 saniye sonra yere çarpmış. Tamam 5 saniye sonra yere çarpmış. H yüksekliği ne kadardır? Arkadaşlar birinci yol. Birinci yol. Bakın G'ye de 10 vermiş. Birinci yol. Diyeceksin ki bu cisim birinci saniyede 15 metre düşer. Sonra ikinci saniye, üçüncü saniye, dördüncü saniye ve beşinci saniye arkadaşlar. 15, 25, 35, 45 ve 55 diyeceksiniz arkadaşlar. Bunları toplayınca neyi bulacaksınız buradan? haşı bulacaksınız görüyor musunuz? Bu da aslında bizim için pratik bir yol. Ama ben hocam tek tek bunu toplamayayım dersem bakın ikinci yolda hemen göstereyim arkadaşlar. H eşittir. Bakın yapacağın şey çok basit. V0T artı 1 bölü 2 GT kare diyorsun. Ve buradan da işlemi yapıyorsun. H eşittir. V sıfırımız bakın burada 10 verilmiş çarpı. Süreyi sana zaten burada 5 vermiş. Artı arkadaşlar şurada G'ye 10 verip 2 ile sadeleştirirsem 5 çarpı 5'in karesi 25. beş. H eşittir. Burası ne çıktı? Şurası arkadaşlar 50 artı şurası da 125 oldu demek ki h eşittir 175 metre oldu görüyor musunuz? İşte böylece bakın soruyu bulmuş olduk. Ee, burada da yine h eşittir ee, toplarsan burası ne çıkacak arkadaşlar? 175 metre çıkacak. Aman burası diyoruz çok önemli sevgili gençler şuranın bir ekran görüntüsünü almanızı istiyorum. Bu nokta bizim için önemli. Geçelim bakalım başka neler var? Yine arkadaşlar atış olayıyla ilgili devam edeceğiz. Bakın gene hava direncin ihmal edildi. Çocuklar bazen hava direnci de olabiliyor. Şimdi onu söyleyeceğim birazdan. Hava direnci olursa nasıl olacak ondan bahsedeceğim. Grafik ise Bakın burada arkadaşlar serbest bırakılıyormuş. Bu ne grafiği? Bakın bu hangisi arkadaşlar? Şu değil. Şu değil mi? Şu. Bakın bu bu. Yani eksi yönde hızlanan. E niye eksi yönde hocam? Çünkü çocuklar siz bir cismi bıraktığınız zaman bakın cisim yukarı doğru değil artı yönde değil. Eksi yönde. Yani aşağıya biz genelde eksi yön olarak alıyoruz. Yani bu cisim arkadaşlar eksi yönde hızlanmış. Ve yeri düşmüş. Bakın ne kadar süre düşmüş? 4 saniye düşmüş. Serbest düşmeyi bırakılan bir cisim demiş. Demek ki bu cisim bakın şuradan V eşittir e, sıfırla bakın bırakılmış. Gelmiş gelmiş ve burada bakın yere düşmüş ve ne kadar yüksekten düşmüş arkadaşlar? H eşittir bakın. 80 metre görüyor musunuz? 80 metreden düşmüş. Peki yere çarpma hızının büyüklüğü nedir diyor. Şimdi gençler ben bunu isterseniz şöyle 5-15 tane yani öğretmen 5-15 kabul ediyor olabilir. Etmiyordu olabilir. Bakın V'miz sıfır olduğuna göre şöyle diyeceksin. Bu cisim birinci saniyede arkadaşlar 5 metre düşmüştür. E, i̇kinci saniyede 15 metre daha düşmüştür. Yani bu cisim kaç saniye düştüğünü bulmak için toplamı 80 olana kadar bakın benim burada gitmem lazım. Daha sonra ne diyeceğim? Bakın 25 metre daha düşmüştür. Toplamı 80 oldu mu? Olmadı. 45 oldu. Bir tane daha gidiyorum. Bir de arkadaşlar 35 metre düşmüştür diyorum. Ha şimdi bakın toplayınca şimdi işte bakın toplayınca arkadaşlar 80 yaptı. Demek kaç saniye? Bu şimdi 4 saniyede düşmüş. Görüyor musunuz? 4 saniye düşmüş. Ee, ve hızımız da onar onar arttığı için onar onar arttığı için arkadaşlar e, burada 4 saniye düştüğüne göre hızımız, yeri çarpımızımız ve işte 40 metre bölü saniye diyebiliriz. E hocam bizim hoca formül istiyor. O zaman arkadaşlar yapacağın şey şu. H eşittir arkadaşlar. V sıfır T artı 1 bölü 2 G T kare bakın. E 80 eşittir. V sıfır olmadığı için yazmayacağız. Eşittir G yerine 10 yazarsak 5 T kareden. Bakın T eşittir. Ne çıktı buradan? T eşittir. 4 çıktı. Ve yine bir formül daha söylemiştim. Bakın şuradaki formül gençler hemen formülü de göstereyim. Zaten şu iki formülü kullanacağız. Başka kullanacağımız formül yok. Gene V eşittir. V sıfır artı artı gt diyeceğiz. Bakın v eşittir v sıfırımız yok zaten artı 10 çarpı 4'ten eşittir. Bakın burada da görüyor musunuz 40 olacak. Ee, bunu, bunu da bil ama yani bunu da bil ki olay e, tam randımanlı olsun yani geniş bir yelpazede olsun arkadaşlar. Peki cismin hareketine ait hız zaman grafiği diyor. Hemen şöyle istersen sen de bir grafik çizelim. E hocam ben grafik çizmeyi hiç sevmiyorum. Ya grafik çizmeyi bakın arkadaşlar hiç sevmeyecek bir durum yok. Yani grafik çizmek rahat bir olay yani. Şöyle Hemen grafiği nasıl çizeceğiz arkadaşlar? Bu cismin ne yapıyor? Bakın bu cismi ben buradan bıraktığım için hızlanıyor. Şimdi genelde biz atışlarda grafikte çizerken yukarı doğru da çizebiliriz ama asıl doğrusu şudur. Şöyle eksi yönde gittiği için araç eksi yönde çizmektir. E, Hızımızda kaç oldu bakın ne dedik? Hızımız arkadaşlar 40 oldu eksi 40 oldu e, ve ne kadar süre geçti? 4 geçti. Peki ime gençler atışlarda bakın bütün atışların iğmesi şudur bakın görüyor musunuz? Eksi 10 ve şurada kaç saniye geçecek? 4 saniye geçecek. Atış yani şu hız zaman grafiği değişir ama şuradaki iğme zaman grafiği değişmez. Çünkü her zaman atışlarda iğmemiz 10'dur. Yani bu yata yatış olsa, eğik atış olsa durum değişmez. Peki yine hemen hızlıca arkadaşlar bir e, burada bir atış hareketimiz daha var. Hemen ben bunu da isterseniz hemen formülden yerine koyayım ve kaç saniye yere düşünün arkadaşlar bulayım. Gene şu formülü kullanacağım. Bakın ve sıfırım olmadığı için e, gene ama yazayım elimiz alışsın. Demek ki formülümüz ya iki tane formülüm var alt üstü yani çok fazla bir durum yok. V sıfır T artı 1 bölü 2 G T kareye bakın. H yerine arkadaşlar 80 verilmiş bana. 80 eşittir. Şu olmadığı için bunu yazmayacağım. 1 bölü 2 çarpı G 10 zaten. Çarpı T kare diyorum. E, buradan T eşittir. Bakın ne çıktı? 4 saniye çıktı. Demek ki T ne kadar oldu arkadaşlar? 4 saniye oldu. Peki yere çarpmasının büyüklüğüydü. Gene hemen yandaki ikinci formülü alıyorum. V eşittir V sıfır artı GT diyorum sevgili gençler. Ee, o zaman V eşittir. Zaten burası 0 artı 10 çarpı 4'ten. V eşittir 40. Görüyor musunuz? Metre bölü saniye işte Bunu da rahatlıkla böyle bulabiliriz. Burası A şıkkı, burası da B şıkkı görüyorsunuz. Hemen geçtim gençler. Bu sefer de bakın iki tane cisim koydum ben buraya ki karşılaştırayım. Belki böyle şeyler de sorabilir. Ya karşılığına ne çıkarsa çıksın. Bakın atışlarda gençler. Şimdi yatay atış, eğik atışı da göstereceğim. Orada da gene biz bu formülleri kullanıyoruz. Bakın farklı bir formül kullanmıyoruz. Ee, bunları kullanarak gene atışlarda işlem yapacağız ya da 5-15'ten beş, yapacağız dediğim gibi. Gene Havva Suresi ihmal edildi. Bakın iki tane isim var arkadaşlar. E, ee, K cismi ve L cismi var görüyorsunuz. K cismi 30 aşağı doğru atılmış. L cismi de 0 bırakılmış. K cismi yeri bakın eğiliyle ile, ile çarpmış arkadaşlar. Öncelikle o zaman şu K cismine bir bakalım mı? Şimdi bizim bakın burada yer çekim ivmemiz 10 olduğuna göre bu cismin hızı bıraktığımız zaman kaçar kaçar artıyor. Onar onar artıyor. E şimdi buradan bakın siz bu cismi bırakmışsınız. E bir saniye git sonra buraya geldi. Hızı kaç olur? Ne dersiniz? Değil mi? V eşittir arkadaşlar. 40 olur. Çünkü onlar onlar artacak. Peki bir saniye sonra ne olacak? Bakın 50 olacak. 50 zaten sonra da vermiş. Ha demek ki bu cisim 1 2 saniyede düşüyor. Görüyor musunuz? Peki ne kadar yol oluyor çocuklar? 1 2 saniyede ne kadar yol oluyor? Ha 30'la atıldığı için bakın 35 metre ve sonra ne kadar arkadaşlar? Sonra da 45 metre. Görüyor musunuz? Peki bunları topladığımız zaman ne yaptı burası? Bakın 80 metre yaptı. Ha demek ki şuradaki mesafe 80 metreymiş. O zaman buradaki mesafe de 80 metre değil mi? Yukarıdan çünkü nokta nokta bakın. Şöyle ayırmış. Peki bana neyi soruyor gençler? Çarptığına göre demiş. K cismi yeri çarptan kaç saniye sonra L cismi çarpar? Ha, o zaman şurası 80 ise arkadaşlar bu cismi de gene az önce olduğu gibi bakın. Demek ki 5 metre 15 metre sonra 25 metre bakın toplamı 80'e olana kadar arkadaşlar 35 metre Toplamı 80 oldu mu? Oldu. Şimdi bakın bu cisim kaç saniye düştü gençler? Şu soldaki cisim K cisim kaç saniye düştü? 2 saniye düştü. Peki L cismi 1, 2, 3, 4 saniye düştü. 4 saniye düştü. Ne diyor? Kaç saniye sonra yere çarpar diyor. E bu 2 saniye bu 4 saniye sonra yere çarparsa arasındaki farkı alıyorum. Demek ki nedir bakın? 2 saniye sonra yere çarpar diyorum. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde arkadaşlar yönlendirmiş olduk. Peki gelelim bir de aşağıdan yukarı atış olayına. Şimdi aşağıdan yukarıda bakın hızımız azalıyor dedik ama bakın burada biraz absürt bir rakam vermiş. Fark etmez cisim 6 saniye sonraki bana hızını soruyor gençler. Ben bunu yine onar onar azalıyor diye de yapabilirim ama isterseniz kendimi kendime yormayayım. Yani bana formül yapalım. Formül gerçekten senin için daha rahat. Arkadaşlar V eşittir V sıfır. Peki artı eksi mi kullan kullanacağız arkadaşlar burada. Şunu şöyle karar veriyoruz. Bakın cisim aşağı doğru atılıyorsa arkadaşlar yani hızlanacağı için artı kullanırsın formüllerde. Yukarı doğru atıyorsak yavaşlıyorsan ki burada yukarı doğru atılıyor. O zaman burada ne kullanacaksın? Bakın eksi kullanacaksın. Görüyor musun? Çarpı gt diyoruz. İşte bu şekilde işlem yapacağız. Peki v'yi bilmiyoruz. V'yi bilmiyoruz. Zaten onu soruyor. V0 demek arkadaşlar şuradaki ilk gördüğünüz hız. Yani kaç? 45 eksi g10 verilmiş zaten o çarpı t ne kadarmış 6, 6. Hem yani o zaman buradan v işte ne çıktı arkadaşlar 60 ise burası eksi 15 bakın eksi 15 metre bölü saniye olarak çıktı. Yani bu şu demek, bu şu demek. Bu isim bakın çıkmış eksi şu demek arkadaşlar bu isim çıkmış 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 yeri iniyor ve demek ki şurada bir yerde isim görüyor musunuz burada bir yerde yani eksi demek aşağı doğru yani harekete zıt yönde demek arkadaşlar ve v eşittir eksi 15 metre bölü saniye demek. Demek ki hızımız 15 metre bölü saniye olacakmış. İşte bu şekilde görüyor musun? Formül benim işimi genç burada arkadaşlar kolaylaştırıyor. Ve o zaman e, burada da görüyorsunuz arkadaşlar şuradaki balon sorusu sevgili gençler balon sorusu bunu bunun da mutlaka burada çıkacağını düşünüyorum. Bu da çok popüler bir soru biliyorsunuz. O yüzden bu soruyu da dikkat diyorum. Öğretmenler çok seviyorlar böyle soruları. Peki nasıl yapacağız sevgili gençler? Aslına bakarsanız biz burada bir balon sorusu çözmeyeceğiz. Biz aşağıdan yukarı atış sorusu çözeceğiz. Bakın şöyle buradan görüyorsunuz arkadaşlar 10 metre bölü saniye hızla balonumuz yükseliyormuş. Ve burada e, K ismi, balona göre 20 metre bölü saniye hızla arkadaşlar yukarı doğru atılmış. Cisim 8 saniyede yere düşmüş ve senden H yüksekliği istiyor. Peki ben sana şunu sormak istiyorum. Hani buradaki balon kaçta çıkıyor arkadaşlar? 10 yukarı doğru çıkan bir balondan. Sen cismi yine 10 ile 20 ile arkadaşlar, yukarı doğru atıyorsun. Sen bakın bu soru eşittir. Aslında bakarsanız biz şunu çözeceğiz. Hani şöyle belli bir yükseklikten. Bakın şöyle belli bir yükseklikten arkadaşlar. Şurada bir tane cisim var gibi düşüneceğiz. Ve bu cismi yukarı doğru fırlatmışım. Ve bu cisim bakın çıkmış çıkmış. Ve buradan arkadaşlar aşağı düşmüş gibi bir soru çözeceğim. Yani ben bu soruyu çözmeyeceğim aslında bakın. Bu soruyu çözmeyeceğim. Ben bu soruyu çözeceğim. Peki bu kaç atılmış arkadaşlar? 10 balon çıkıyor ya. Sen de bunu 20 ile atmışsan aslına bakarsan çocuklar buradaki cisim V eşittir bakın buradan 30 ile sevgili yukarı doğru atılmıştır. Peki cisim kaç saniye sonra bakın 8 saniye sonra yeri düşüyormuş. Bu sorunu şöyle yapmanı istiyorum bakın. Bu cisim şimdi çıktı ve tam şu seviyeden geçerken bakın tekrar arkadaşlar şu seviyeden geçerken bu cismin hızı buraya doğru V eşittir 30 olmaz mı? Değil mi? Olur. Aynı zaten aynı hızla geçer. Peki bu cismin hızı hani dedi ki g 10 olduğu için bakın hızı arkadaşlar cismin hızı 10'ar 10'ar azalıyordu. 10'ar 10'ar azalıyorsa e, o zaman bu cisim e, buraya gelir. Kaç saniye olduğunu e, 8 saniye olduğunu vermiş gerçi. O zaman şöyle yapalım. E, buraya doğru 10'ar 10'ar geldi. 3 saniyede çıktı arkadaşlar. Bakın buradan buraya 3 saniyede çıktı. Görüyor musunuz? Buradan buraya da arkadaşlar 3 saniyede indi. E buraya ne kadar kaldı peki? 3, 6, 8 olmasın 2 saniye kaldı. Her demek ki buradan cisim bakın. 1 saniyede burada, 2 saniyede burada. Görüyor musunuz? 1 saniyede burada, 2 saniyede burada. Şöyle farklı bir renkte yazayım. Daha iyi görürsün. 1, 2. Burada kafanız karışmadı umarım. Bakın 30 ile atıyorum arkadaşlar. 30 ile atılan cismin hızı onlar onlar azalacağı için e, buradan buraya bakın ne yaptı? 3 saniyede çıktı. 3 saniyede buraya geldi. 6 saniye. Geriye kaldı 2 saniye. 1-2 saniye. O zaman 1-2 saniye dersek e, bunu nasıl yapacağız? Bakın 30 attığımız için birinci saniyede 35 metre İkinci sahada 45 metre diyeceğiz. Ve buradan toplayacağız. Kaç yaptı bırakalım? Burası bakın 70-80 yaptı. Demek ki şuradaki mesafe 80 metreymiş diyoruz. Sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? 80 metre oldu. Güzel. E bunu formülle de bakın yapabilirdin. Yine şöyle bir hani farklı rakamlar çıkar. Belki büyük rakamlar çıkar diye söylüyorum. Bakın H eşittir. V0T e, eksi yukarı atıldığı için 1 bölü 2 GT kare. Hemen şöyle bir detaydan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Eğer bakın cisim atıldığı noktanın altına düşüyorsa şuraya da bir eksi koymanız lazım. O zaman ben eksi h eşittir. Ve sıfır kaç bakın 30 çarpı 8 eksi 5 çarpı 8'in karesi. Burada da arkadaşlar işlemi yaptığınız zaman h eşittir. Bakın buradan 80 metre çıkıyor. Peki başka burada ne sorabilir? Şunu da söyleyeyim de hani bu cismin arkadaşlar yeri çarpmasını sorabilir. Yere çarptığında bakın cisim arkadaşlar şuraya kadar gelmişti. Şuradaki hızı 30'du. E burada 2 saniye bakın kalmıştı. E 30 hızımız onar onar artacak. 30'du bakın 40-50. O zaman burada bakın yere çarpması görüyor musunuz? 50'dir diyeceğiz. 50 metre bölü saniye diyeceğiz. Gördünüz mü işte bunları bize sorabilir. E ama çok da zor bir soru değil. Bu soruyu lütfen bir daha geriye al bizle. Bu benim için en önemli sorulardan bir tanesi. Hani öğretmen böyle bir şey sorar diye. Peki geldik sevgili gençler şu yata yatış mevzuna. Şimdi yata yatışta biz ne yapıyorduk? Hemen şöyle bir istersen gene bir hatırlatma yapayım. E, ona göre gidelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar bir cismi yatay olarak attık. Kaçla attık? V eşittir. Mesela 20 ile attık. E, cisim geldi 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 geldi. Şöyle şöyle arkadaşlar geldi ve yere düştü. Evet. Yere düştü. H eşittir ne, kadar, ne kadar diyelim? 45 metre olduğunu düşünelim. Şimdi sevgili gençler bakın bu cisim işte insanın saniyede burada. 2 saniyede burada. 3. saniyede buradaysa bu cisim e, hızı ne olur dersek arkadaşlar? Yataydaki hızı bakın değişmez sevgili gençler. Yatayda buna uygulanan bir kuvvet yok. Yataydaki hızımız ne kadar bakın? 20. Ama dikeydeki hızımız ne oluyor? Dikeydeki hızımız bakın şurada bir hızımız yok, sıfır. Burada serbest düşme formüllerini kullanacağız. Yani buradaki hızımız 10. Buradaki hızımız bakın 20. Buradaki hızımız da arkadaşlar V eşittir 30 olacak. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde olacak. 3 saniye düştüğünü düşünürsek. O yüzden ben buraya 45 dedim bakın. Bu cisim çünkü birinci saniyede bakın. E, ee, birinci saniyede ne kadar düşecek? 5 metre. 2 saniyede bir 15 metre daha düşecek. Üçüncü saniyede bir 25 metre daha düşecek. Yani sonuç olarak sevgili gençler. Dikeyde ben bunu 5-15 yapıyorum. Veya formül yapmam gerekirse... H eşittir V0 olmadığı için edeceksin hocam. V0 var 20 ama o yataydaki V0. Dikeydeki bir V0 yok. O zaman ben gene hemen özet bak özet kağıdı görüyor musun ne kadar işe yarıyor? Şuradaki arkadaşlar şu formülde V0'ı almıyorum. Ee, 1 bölü 2 GT kareyi kullanacağım arkadaşlar. Eğer formülü kullanmam gerekirse. Yani yatayda da yatayda da X eşittir VT kullanırım. Ben her zaman bu, bu sorularda şu yataydaki bana soruyorsa yatayda X eşittir VT. Yani V dediğimiz yatayız tabii ki. 20 çarpı T'de ne kadardı? 3'tü bu soru için. 60 metre mesela bu örnek için der. 60 metre yatayda gitmiş. Şimdi örneklerde bakalım istersen biraz daha geliştirelim ki e, yatay bekleyebiliriz yani yatay hızsız sıra olmaz gibi geliyor bana. Bakalım şimdi burası arkadaşlar şöyle yer gibi düşünelim bakın şurası yer. Evet bu cismi ne yapmışız bakın bu cismi arkadaşlar 15 ile şöyle atmışız. Bu cisim ne yapar? Şuralara bir yere düşer. Doğru mu? Buraya bir yere geldi. Peki Uçuş süresi ne kadardır diyor. Sevgili gençler uçuş süresini dikeyden bulacaksınız. Ya 5-15 beş ile bulursunuz ya da bakın h eşittir 1 bölü 2 g t kare ile bulursunuz arkadaşlar. Ee, isterseniz i̇sterseniz yapın. Yani daha garanti olsun. Yani şuradan hemen yerine koyalım. 20 eşittir 5 ee, çarpı t kare Buradan da işlevi yaparsak T eşittir ne çıktı? Bakın 2 saniye çıktı. Ama süreyi bulurken ne yapıyormuşuz? Bakın sadece dikeyi almamız gerekiyor. Peki B şıkı yere düşene kadar yatayda aldığı yol ne kadardır diyor. O zaman B şıkını yapıyorum bakın. Orada ne yapacaksın? X eşittir VT yapacaksın. Yani X eşittir V dediğimiz yatayız. Bakın şurada yazmışız 15. Süreyi de arkadaşlar burada bulduk 2. O zaman ne oldu? 30 metre oldu. görüyor musunuz? Peki bu cisim yere çarptığında hızı kaçtır diyor. Şimdi sevgili gençler bakın bunun yatay hızı 15'e. Ya. Yatay hızı 15 ise e, burada buraya çarptığında yatay hızı hala 15'tir. E dikey hızı kaçtır? Dikey hızı da hani 2 saniyede bu cisim çarpmıştı. Hızı 10'ar 10'ar artacağı şimdi dikey hızımız arkadaşlar bu soru için 20 olacak. E ondan sonra şuradaki bileşki hızımızı bulursak bu aslında bir 3-4-5 gündür. 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı o zaman bu da 5'in 5 katı. Yani cevabımız 25 metre bölü saniye olacak sevgili gençler. Yani bu yatay yatışla bakın yazılda mutlaka çıkar diyorum. Yani yazıl için bunu bir bilmek lazım. Yata yatay atışsız sınav olmaz eğer atışları işlediyseniz. Peki bir yata atış daha yapalım sevgili gençler. Unutmayın yatay atış sorularında bakın dikeyde yapacağın şey şu. Dikeyde arkadaşlar h eşittir 1 bölü 2 gt kare formülünü kullanacaksın. Yatayda da Bakın yatayda da arkadaşlar x eşittir vt'yi kullanacaksın. Görüyor musunuz? Olay bu kadar basit. Yani şu ikisini alarak ya da 5-15 ile yapacaksın ama hani formülle biraz daha garanti olur diye düşünüyorum. Şimdi bana burada ne verilmiş? Bir dikey verilmiş, yatay verilmiş. O zaman dikey önce kullanırsam şöyle H eşittir. Yani bakın 45 eşittir. Hemen yeni koyalım. 1 bölü g'ye 10 koyup 2'ye bölersem 5 çarpı t kareden t kare. Böldüm 9. t eşittir arkadaşlar. 3 saniye. Ha, bakın hemen buradan ne yaptım? Saniye buldum. Güzel. Peki bir de yatayda kullanırsam bana neyi soruyor arkadaşlar? Yol olarak geri düşmektedir. V 0 ne kadardır diye soruyor bana. O zaman bir de yatayda uygularsak arkadaşlar x eşittir. Yani x dediğimiz bu değil mi? 30 eşittir. V yani yatay V. Dolayısıyla buradaki V diyelim aslında. V 0 çarpı. E, Süreyle bakın burada 3 olarak buldum. Ha demek ki V 0 eşittir neymiş burada? 10 metre bölü saniyemiş diyebiliriz. Görüyor musunuz? Heh. İşte bu şekilde soruyu çözdük. Yapacağın şey şu. Dikeyde 1 bölü 2 GT kare. Yatayda arkadaşlar X eşittir. VT'yi kullan hiç çözemeyeceğim bir soru yok. Şimdi sevgili gençler bu da bakın e, milletim kitabında olan bir soru. E, buna pike atışı deniyor. Yani pike atışı aradaki fark şu. Tam yatay atmıyoruz da biraz şöyle bakın şöyle arkadaşlar biraz açılı atıyoruz. Görüyor musunuz? Yere doğru biraz açılı atıyoruz. Ya yani tam yana doğru atmıyoruz. E, her açıyı gördüğümde yaptığımız gibi biz bunu ne yapacağız? Bir kere bileşenden ayıracağız. Bunun bakın bir yatay bileşeni bir de sevgili gençler dikey bileşeni vardır. Şimdi açıya dokunan bileşen kosinüs 53 şurası sinüs 53'tür. Burada da bir bunu verecek sana ben burada vermeyi unutmuşum ama sinüs 53 arkadaşlar 0.8'dir. Bunu çarparsan bakın 40 olur. Bu da e, 0.6'dır. Burası arkadaşlar 30 olur. Onları biliyorsunuz. Seveceğiz ve şuradaki 50'yi zaten almayacağız. 50'yi zaten burada iptal ettim. E, o zaman ben gene dikeyde ve yatayda arkadaşlar aynı formülü kullanacağım. Bakın şöyle söyleyeyim. E, dikey diyeyim. Dikey ve yatay diyeyim isterseniz şöyle yatay. Yatayda neyi kullanacağız dedik. X eşittir VT'yi kullanacağız. Dikeyde de H eşittir V0T artı 1 bölü 2 GT kare. Hem hocam hani V0 yoktu. Ama bu sefer bakın bir dikey hız oluştu görüyor musunuz? Dikeyde bir hız oluştu. O zaman ben orada V0 arkadaşlar almam lazım. Önce yatay vereyim isterseniz. Yatayı bir alalım. X eşittir yani 80 eşittir. V0 yani 40 çarpı T. T eşittir ne kadar çıktı? Bakın burada 2 saniye çıktı. Ama şu birimlere de gençler dikkat etmemiz lazım. Öğretmenler çünkü bu da çok kırıyorlar. Ee, evet buna göre haşka ne kadardır? Peki bir de dikeyde yapalım bakın. Haşı bilmiyoruz. Haş eşittir. V sıfır yani şuradaki kaçı alacağız? Otuzu alacağız çarpı. Süreyi zaten burada bulduk. Artı beş çarpı t kare. İkinin karesi dört. Haş eşittir diyorum o zaman. Burası ne oldu? Altmış artı yirmiden. Haş eşittir bakın buradan arkadaşlar. 80 metre çıktı. İşte bu şekilde görüyor musunuz? Bir yatay bir tek dikey olayı al. Ne ve soruyorsa sorsun. Zaten oradan yerine koyup olayı bitireceğiz. Peki bir de böyle sorular sevgili gençler. Bu tarz soruları da ben görüyorum. Böyle eğik düzden falan veriyor. Ya bunlar aslına bakarsanız biraz kafa karıştırma olayları burada. Ee, ne demiş? Ee, izleri? i̇zleyerek iki saniye yere çarpmış arkadaşlar. Buna göre V hızı nedir diye diyoruz. Şurada bir 90 derece var. Şurada görüyorsun. Şurası 45-45 ve 45-45 nasıl, nasıl bir işimiz var? Şöyle bir işimiz var arkadaşlar. Şurası x kadarsa şurası da bakın x kadardır. Ha, bazen burası 37 olsa bak şurada 37 yazsa o zaman 37'nin karşısında 3x buraya 4x derdim. Görüyor musun? Ona göre işlem yapardım. Peki ben ne yapacağım bakın burada? Gene şöyle yapalım isterseniz. Gene yatay diyelim. Yatay diyelim. Ve düşey veya dikey diyelim. Yatayda hangi formülü kullanacağız arkadaşlar. X eşittir VT'yi kullanacağız. Düşeyde de H eşittir. 1 bölü 2 GT kareyi kullanacağız. Tamam mı? bakın hep aynı işlemi yapıyoruz. Bunu sen de benle beraber yap. Peki yatayda arkadaşlar alınan yol X eşittir. Hızımız V. Yani hızımız şu V. Süremiz de bakın burada 2. Ya hocam 2 tane bilmeyen var. Olsun buradan işte onu yerine koyacağız. Burada neydi? H eşittir. Bakın burada H da X. E niye H demedik? E ama 2 bilmeyen olmasın. E işte bu 45'i o yüzden vermiş. X, X diyeceğiz. X eşittir diyeceğiz. G yerine bakın 10 koyunca burası ne yapacak? 5, T kare yapacak. 5 T de kare dedik. Güzel. Bunu da yerine koymuş olduk. Peki sonra arkadaşlar ne yapabiliriz? Sonra ne yapabiliriz? Şunları hani şurada şu anda bakın 3 tane bilinmeyen yani oldu. Benim o zaman burada bir şey daha kullanmam lazım. Şöyle yapabilirim bakın. Şuradaki x, x x'e e eşit dikkat ederseniz. Şurada t'yi de arkadaşlar yerine koyarsak bakın x eşittir 4 desek 5 kere 4'ten 20. E o zaman şuradaki bakın x yerine 20 koyduğumuz zaman v'de kaç çıkıyor bakın. V eşittir 10 metre bölü saniye çıkıyor. Arkadaşlar ne verirse versin bakın buradan bunu yaparsın. Dediğim gibi yatayda ve düşeyde uygulayacağın formülü bil. Yine koy ondan sonra zaten soru bakın. Zaten kendi dilinden arkadaşlar orası zaten çıkacak. Peki bir de gelelim eğik atış olayı yapalım isterseniz. Şimdi gençler eğik atış olayını gördüğümüz anda biz hemen bunu ne yapıyoruz bakın bir bileşenleri ayırıyoruz bileşenleri bir ayıracağız düşey olan biliyorsunuz sinüs 53 olacak 08 ile 50'yi çarparsak bakın burası 40 olacak burası da arkadaşlar 06 ile çarparsam burası 30 olacak yani ben buradaki 50'yi kullanmayacağım şuradaki bileşenleri kullanacağım peki burada arkadaşlar benim kullanmam gereken belli formüller var mı e, aslına bakarsanız var yani onu da şuraya yazayım isterseniz gene ben bunu 5-15 ile bulabilirim ama şöyle yapalım şöyle yapalım arkadaşlar. Burada sana atışlarda başkanı sorabilir dikeyde? Bakın h max'ı sorabilir. H max'ı sorduğu zaman da e, v y bileşeninin karesi bölü 2g ve az önce kullandığımız x eşittir. x eşittir arkadaşlar. v çarpı t. Görüyor musunuz? Şunları da gene bilmek lazım. Bunları da buraya ek olarak bakın ekledik. Görüyor musunuz? Şöyle yapalım. Evet buraya arkadaşlar Yine atışlara e, atışlar e, formülleri buna ekledik. E bunu dediğim gibi ben burada 5-15 de yaparım. 40'ı hani 35-25-15-5 deyip yaparım ama gene öğretmenler bazen kabul etmiyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. H max eşittir. H max eşittir diyelim. E, V'nin karesi. Bakın formülümüz neydi? Dikey hızın karesi bölü 2G olacak. O zaman H max şöyle kısaltarak yazayım isterseniz. Dikey hızımızın karesi arkadaşlar. 40'ın karesi ne yaptı? 1600 bölü. Yani 2G yani 20. 20 sıfırlar birbirini götürürse 167 2'ye böldük ne olur 80 metre oldu. Evet bunu bulduk. Peki bir de neyi soruyor bana? İkisi soruyor bakın. İkisi için arkadaşlar öncelikle e, T lazım. E, T'yi de nasıl buluyoruz? T'yi nasıl buluruz? E, bu cisim bakın 40 da atıldığına göre 4 saniyede çıkar. 4 saniyede iner. Yani toplam süremiz ne kadardır burada? 8 saniyedir. O zaman x menzil arkadaşlar. x menzil de burada yazarsak x eşittir vt. Zaten yatayda uygulayabileceğim başka formu yok. Tabii ki yatay alman lazım. Bakın 30 çarpı 8'den 3 geri 8'den de ne yaptı arkadaşlar? 240 metre yaptı. Görüyor musun? Bunu da burada bulmuş olduğu güzel. O zaman gelelim oranlayalım. Bakın H max diyordu. 80 bölü 240. O da kaç yapacak? 1 bölü 3 yapacak. O zaman sorumuzun cevabı bakın 1 bölü 3. Bana bunu ayrı ayrı da sorabilirdi. biz burada oranı sormuşuz. İkisine sormuşuz. Gördüğünüz gibi Ha, genelde öğrencilerin bana şunu söylüyor. Hocam işte ben eğik atışı biraz daha zorlanıyorum. Ya eğik atışına ekstra bir şey yapmıyoruz. Bileşenler ayırıyorsun. Dikeyde ayrı, yatayı da ayrı inceliyorsun gene. Bu şekilde işlemi yapıyorsun. Bakın bir eğik atış daha arkadaşlar burada. Eğik atışta bakalım burada başka. Şimdi bu biraz daha zor gibi duruyor ama aslına bakarsanız burada size menzilleri sormuş. Yani şöyle. Hani bu K cismini bakın sen burada attığın zaman ne olacak? K cismi şöyle bir şey gitmez mi? Şöyle bir şekilde. Şuradaki x benzini soruyor. E şimdi hocam burada açı yok, rakam yok. Ya rakam yok ama aslına bakarsan bu az önceki daha avantajlı bir soru. Çünkü k'nın arkadaşlar bileşenleri var. Zaten ben bu k'yı bileşenlere ayırmak için uğraşıyordum. Ve k'nın iki bileşeni 3, yatay bileşeni bir birim. Görüyor musunuz? Yani buradaki bileşen kaç arkadaşlar? Burası 10. Burası ne kadardır? 30'dur. Görüyor musunuz? Böyle. O zaman şunu soruyorum sana. E k'nın arkadaşlar şöyle yapalım mı? x k eşittir diyelim. x k eşittir. Ne yapıyorduk? V0, V ile T'yi yapı çarpacağız. Yani x'i bulmak için formülümüz şu. V ile T'yi çarpacağız. Peki x, v kaç? 10. T kaç? Arkadaşlar 30 bu 3 saniyede çıkış, 3 saniyede iniş anlamına geliyor. Yani toplam 6 saniyeden. Bakın burası 60 metre görüyor musunuz? İşte bunu bu şekilde çocuklar yapmalıyız. Peki L'ye bak şimdi. L'nin bakın dikey hızı arkadaşlar 2 birim. Yani 2 birim almıyorum ben bunu tabii. 20 alıyorum. Yatay hızına ne kadar arkadaşlar? 30. Görüyor musunuz? Ya, bu şekilde bakın Y'yi. Biraz şekil karışmasın, içe girmesin. Dikkat edin ona. XL eşittir arkadaşlar. XL'nin bakın yata hızı ne kadar? 30 çarpı. dikey hızı kadar arkadaşlar? 20 ise 2 saniyede çıkış, 2 saniyede iniş. Yani toplam 4 saniye. Bu da ne kadar oldu? Bakın 120 metre oldu. İşte bu şekilde götüreceğiz. Peki M'ye bakalım. M'ye bakalım arkadaşlar. M'yi görüyorsun artık. Bakın şöyle bir birim. Yani 10. Şurada bakın 2 birim var. Görüyor musun? 20. Şekil biraz demin gibi rakamlar içe girdi gibi ama sen anladın mevzuyu. M'ye dikkat et bakın. M'yi bileşenler ayırdım. Gene yatay hızımız arkadaşlar 20 çarpı. Dikey hızımız 10. 10 ise bir saniye çıkış, bir saniye iniş. Toplam 2 saniye. Buradan da ne oldu? 40 metre oldu. E bunun arasındaki ilişkiyi sormuş bana. O zaman bakın XL görüyorsunuz en büyük çıktı. XL. daha sonra XK çıktı. Daha sonra da arkadaşlar XM çıktı. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde böyle bir soru da belki olabilir. Evet farklı farklı sorular çözüyoruz ki olayı iyice anlayabilelim diye. Bakın biraz daha görüntüsü zor olan bir soru ama emin olun arkadaşlar hepsi birbirinin aynısı. Şimdi 37 derece derecesi bakın yine bileşenler ayırıyorum. Burası 30 burası 40 diyorum bakın. Görüyor musunuz bu şekilde ayırdım arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim ben sana. Bu cisim bakın buradan buraya geldiğinde yatay hızı 40 değil midir? 40. dikey hızı kaçtır? 30. Doğru mu? Güzel. Peki buradan buraya gelirken arkadaşlar bakın şöyle yapalım isterseniz. Bu soruyu da 5-15 ile yapalım. Dikkat edin bu cismin dikey hızı kaç arkadaşlar? 30. O zaman ben bunu 35 ile başlayacağım bakın. 35 metreyle başlayacağım. E, 35 45 diye gideceğim. Değil mi? Buradaki e, toplam mesafede ne olacak arkadaşlar? 80 mi olacak? 35, 45 dediğim zaman bakın toplamı kaç oldu? 80 oldu. Ha bu şu ne, ne demek? Demek ki bu cisim buradan buraya bakın. T eşittir. T eşittir. 2 saniyede geliyor demektir sevgili gençler. O zaman yatayı yazmak için de bakın yatayı yazmak için de x eşittir vt dersem Yata hızımızı dikkat edin. 40 çarpı süreyi de 2 bulduk. Ama hocam burasını almıyor muyuz? E O zaman buradaki x'i buluruz. Ben sadece şuradaki x'i bulduğum için e, şuradaki süreyi almam gerekiyor. Buradan da bakın x işte ne oldu arkadaşlar? 80 metre oldu. Görüyor musunuz? İşte böyle 80 metre olarak bulmuş olduk. Gayet güzel arkadaşlar. O zaman geliyoruz. E, bir de şu enerji ve iş konusuna. Çünkü bunlardan da soru çıkacak. O zaman şöyle yapalım. Ben yine hemen bir özet kağıdımı alayım. Çünkü ön tarafta yer kalmadı arkadaşlar. Enerji ve işi de buraya yazacağım. Şimdi arkadaşlar iş sor, sana sorulacak bakın. İşi sorduğu zaman, işi sorduğu zaman işi çeviriler W ile gösteriyoruz. Bakın birinci formülümüz sevgili gençler F çarpı X'tir. Yani işi soruyorsa kuvvetle yolu çarpacağız arkadaşlar. Ee, ama işin ikinci bir formülü daha var. O da şudur bakın delta E yani delta E demek arkadaşlar enerjideki değişme miktarı. Hani enerjim 10'du 20 oldu gibi düşünün. Sonunda ilgi çıkartacağım biraz sonra göstereceğim. İşte bakın bana iş sorduğu zaman o zaman hemen ben bunu da şöyle isterseniz bir yuvarlak içine alayım. Demek ki bana iş sorulduğunda işte ben bu formülü kullanacağım. F çarpı x'i kullanacağım. Ve işe de sorarlar diye düşünüyorum. Peki bakalım arkadaşlar. Burada 8 Newton'luk bir kuvvet varmış. Ve 5 metre çekilmiş. Yani bu cisim bakın. Böyle 5 metre çekmişsiniz. Güzel. Ama bir de sürtünme varmış. Bakın 3 Newton büyüklüğünde bu cisim etkiyeden bakın bir sürtünme kuvveti varmış arkadaşlar. Sürtünmede ne kadarmış? 3 Newton'muş. Peki bana neyi soruyor? Yapılan işi soruyor. Bakın hemen yazıyorum arkadaşlar. İş eşittir. F ile e, kuvvetin aldığı yolu çarpacaksınız. Ama burada bakın altını çizmişim. Sadece şimdi sen burada kuvvet yerine ne yazacaksın? İstenen kuvveti yazman lazım. Ama hocam burada 8 var 3 var. Ya 8 var 3 var da hangi kuvveti soruyor baksana? Sürtünme kuvvetini soruyor. O zaman sen şöyle yapman lazım. E, burada sadece sürtünme kuvvetini alman lazım. Hatta şöyle de alabilirsin. Hani 3 alacağım ama Eksi 3 de alabilirsin. Niye eksi 3? Hani hareketi ters yönde ya. Bunlar negatif iş yapar arkadaşlar. Çarpı 5'ten 3 kere 5'ten eksi 15. Ve unutma bunların hepsinin birimi de nedir? juldur sevgili gençler. Joule olayına da dikkat edeceğiz. Evet bunu da bileceğiz. Bakın dikkat edin burada sürtünme kuvvetin değil net kuvvetin yaptığı iş sorsaydı o zaman sen ne demen lazımdı? İş eşittir f çarpı x. Ha buraya doğru 8 var. Buraya doğru 3 var bakın. O zaman burası 5 diyecektin. Çarpı yolda da 5. 5 kere 5'ten o zaman 25 jül diyecektin. Görüyor musun? Bakın bu detaya dikkat. Demek ki şuna dikkat edeceğiz. Net kuvvet mi diyor? O zaman böyle. Sadece sürtme kuvveti mi diyor? Veya sadece F kuvveti mi diyor? Sadece F kuvvet deseydi o zaman 8 çarpı 5'ten 40 diyecektim Ha demek ki işi bulurken sana hangi işi sorduğu da burada arkadaşlar önemli. Peki gelelim. Bakın arkadaşlar olmazsa olmaz noktalardan bir tanesi. Benim burada enerji formülleri arkadaşlar bilmem lazım. Peki nedir o enerji formülleri? E ne var arkadaşlar? Potansiyel enerji var. Değil mi? Potansiyel enerji diyelim şöyle. Yükseklikten dolayı sahip olduğu enerji de arkadaşlar MGH. Ama buradaki H dikkat edin. Cismin kütle merkezinin yeri yüksekliğidir. Peki başka ne vardı? Kinetik enerji. Bakın kinetik enerji arkadaşlar. O da neydi bakın? 1 bölü 2. Evet söyle. 1 bölü 2 mv kare. Başka yay enerjisi olabilir. Bakın bir cisim yaya sıkışık olabilir. Yay enerjisi diyelim. Eşittir. O da arkadaşlar 1 bölü 2 kx kare. Burada k yay sabitiydi. Ve bunların yanında arkadaşlar yayla ilgili bir formülümüz daha var. Aslına bakarsanız f eşittir kx. Bakın bu yayla ilgili bir formül. Dolayısıyla enerjiyle alakalı bir formül değil. Onu ayrıca şöyle bir yuvarlak içine alacağım. Bakın şöyle yapalım isterseniz. Şöyle yapalım. Bunu da şöyle yapayım. Heh. Bu f eşittir k de bakın. Bilmemiz lazım. Ee, peki bu ne için arkadaşlar? Bir yaya bir kuvvet uyguladığımdan yay uzar ya. Ne kadar uzarla ilgili bir formüldür? E bunları da bizim bilmemiz lazım. Ve bunların hepsinin toplamına da ben ne diyordum? Mekanik enerji diyordum sevgili gençler. Peki bana burada neyi sormuş? Bakın potansiyel enerjileri sormuş. Ama dikkat edin burada emler yok. Emler yok ama ip gerilmesi M anlamına geliyor. Yani bakın bu ip T, 3T, 4T ile gerilmiş ya. E bu T ile gerilmişse bunun kütlesi M. 3T ile gerilmişse o zaman kütlesi 3M. 4T ile gerilmişse arkadaşlar demek kütlesi 4M. E o zaman bakın X'i yazıyorum. X eşittir. MGH bakın kütlesi M. G. H'i ne kadar bakın? 3H. Sonra Y'yi yazalım. Y'yi yazalım kütlesi arkadaşlar 3M G. Hocam G'yi niye 10 koymuyorsunuz? Arkadaşlar bu hani zaten M falan H olmadığı sorularda G'yi de 10 koymuyoruz açıkçası. Öyle bir e, şeyimiz var. Bunun yükseklikleri ne kadar? Bakın H demişiz. Z cismine bakalım arkadaşlar. Z cismine bakın 4M G. Yeri yükseklerine dikkat edin. Yeri yüksekliği ne kadar? 2H. Yani arkadaşlar bunlar her zaman çarpı rakamlara başlıyoruz. Burası 3 MGH. Burası da bakın 3 MGH. Burası 2 2 4'ten 8 MGH. Dolayısıyla sıralarsak bakın ne oldu buradan? Z'nin bakın potansiyel enerjisi fazla çıktı. X ile Y de eşit çıktı. Buradan farklı sorularda sorabilir. Yani X'in enerjisi şu ise Y'nin enerjisi Z'nin enerjisi nedir? Gibi bir şey de arkadaşlar sorabilir. Ama en azından bu soruda potansiyel enerjiyi bir hatırlatmış olalım. Evet gelelim arkadaşlar. Böyle bir yay sorusu belki karşımıza çıkabilir. Peki yayda dediğim gibi bakın. Öncelikle arkadaşlar seni bilmen gereken formüller. F eşittir Kx bilinmeli. Bir de enerji sorulursa bakın 1 bölü 2 K x kare bilinmeli arkadaşlar. Peki F eşittir Kx'i nasıl kullanacağız? Bakın burada bu cisim buradaki bu kuvvet buna ne kadar? 40 Newton bir kuvvet uyguluyor. F ne kadar bakın burada? 40 eşittir. K ne kadar bakın burada verilmiş? 100 çarpı x X eşittir arkadaşlar. Burada sıfırlar birbirine götürürseniz 4 bölü 10. Yani 0 4 mü? 4 bölü 10 diyelim sen. 4 bölü 10 hatta 2 bölü 5 mi? 2 bölü 5 metre olarak. Bakın bulduk. Eceksin hocam burada bana bunu sormuyordu. Enerji soruyordu. Ya enerji soruyordu ama şuradaki arkadaşlar X demek. Sen bu için bakın buraya astığın zaman bu yayına var. Uzar. İşte oradaki uzama miktarını bulmam gerekiyordu. Önce bu formülü kullanmam gerekiyordu. Peki o zaman bunu bulduğuma göre enerji eşittir. 1 bölü 2. K'yı zaten vermiş bakın. 100 çarpı. X kare. X kare yerine de bakın ne yazacağız arkadaşlar burada. 2 5'in karesi. Yani ne var 4 bölü. 4 bölü 25 mi yapar? 4 bölü 25. Güzel. O zaman işlem. Şunları yapalım bakın. Şu. Şuradan ne kaldı arkadaşlar? 4 kaldı. 4'ü e 2'ye böldüğüm zaman 2 çıktı. Ha, yani burada enerji eşittir. O zaman kaç çıktı arkadaşlar? 8 Joule. Şöyle Joule gibi yazarız. Birimlere de aman dikkat diyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir soruda bakın çıkar diyorum. Yani enerji sorusu karşımıza çıkar. Özellikle bu yaylı soruları öğretmenler arkadaşlar seviyorlar. Böyle bir yaylı soru belki bekleyebiliriz. Peki gelelim arkadaşlar. Şimdi bakın şuraya bir formül daha yazacağım. Bunu hatta şöyle kalın bir renkle yazacağım. Çünkü enerjinin korunumu denklemini yazacağız arkadaşlar. Bakın bu mutlaka çıkacaktır. Yani E ilk e ilk eşittir. E son sevgili gençler. İşte biz problemleri işte bu soruyla bununla çözeceğiz. Eğer sürtünme kuvveti varsa bakın sürtünme kuvveti varsa arkadaşlar. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi yazacağız. Eğer dışarıdan bir kuvvet varsa o zaman kuvvetin yaptığı işi yazacağız. Ve bu şekilde bulacağız. İşte belki burada bizim yazdığımız en önemli formüllerden bir tanesi. Ve Bakın bu formülü özel dikkat ettiniz bunu farklı bir renkte yazdım. O yüzden bu enerjinin korunumu. Şimdi arkadaşlar dışarıdan bir cisme kuvvet uygulamıyorsa ki burada uygulamıyor mesela. O zaman şunu yazmayacaksın. E, sürtünme yoksa ki burada sürtünme istemiş. O zaman şunu da yazmayacaksın. Sen ne yapacaksın bu zorunda bakın. Hemen şuraya yazayım ben isterseniz. Arkadaşlar ilk enerji ile son enerjiyi bakın birbirine eşitleyeceğim. İlk enerji eşittir dedim son enerji dedim. Bakın işte bu şekilde soruyu çözeceğim. Peki ne demek bu ilk enerji işte son enerji? Bakın cismin arkadaşlar şurası ilk durumu. Hangi enerjisi varsa. Bakın bu cisim burada yerde olduğu için bunun bir kinetik enerjisi var ama potansiyel enerjisi yok. O zaman ilk duruma ben ne yazıyorum? 1 bölü 2 m v kare diyeceğim arkadaşlar. M'ini 2 vermiş zaten. 2 çarpı v'sini bilmiyorum. V kare. Ha, i̇lk durumda başka şeyler de olabilir. İlk durumda yerde olmayabilir. Potansiyel olabilir, yay olabilir. Hani birkaç tanesi aynı anda olabilir. Artı koyarak, toplayarak yazarım. ...eşittir. Son durumda bakın... ...buraya gelmiş. Buraya gelmiş ve ne diyor? L noktasına kadar... ...çıkabilmektedir. Yani çıkabilmektedir lafından. Burada durduğunu anlıyorum. Ama orada bir potansiyel enerjisi var. MGH yazacağım bakın oraya da. M ne kadar? 2G10. H'de arkadaşlar 20. Şimdi işlemi yapalım. Şunlar bir götürsün. V kare eşittir. Şurası bakın kaç yaptı? 400 yaptı. O zaman... ...buradan da V eşittir. 20... ...metre bölü saniye. Bakın... Buradan görüyor musun bu formül arkadaşlar şu e ilk e sonla bu soruları ben çok rahatlıkla yapabilirim. Şimdi birkaç örnek çözeceğim. Bundan da dediğim gibi karşımıza çıkacaktır. E ilk e sonla ilgili soru beklemeliyiz. Geçiyoruz bakalım başka neler var. Evet çocuklar burada bakın enerji sormamışız ama e, bunu da bakın bize sorabilir. Yani enerjiyi sorabiliyoruz veya şu f eşittir sorabiliyoruz. Bakın bununla ilgili bir soru bu. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Burada K'ları bana sormuş. Şimdi formülümü şuraya ben bir yazayım. F eşittir k çarpı x dedim bakın. Şunu bir yazdım. Peki burada bu yaya bakın şurada bir yay var arkadaşlar. Üzerinde şöyle bir tablası var. Üstüne bu cismi koyunca bakın hop böyle ne yapmış aşağı doğru inmiş. Peki bu buna nereye, ne kadar bir kuvvet uygulamış arkadaşlar? 40 Newton'lu bir kuvvet uygulamış. Yani ben buraya o zaman 40 diyorum eşittir. K'yı bilmiyorum zaten. Ka diyelim. Ka çarpı. X de bakın ne kadar? 0.5. 0.5 isterseniz işlem daha rahat yapabilmek için 1 bölü 2 yazabilir. E buradan işler dışarı çarpın. Bakın o zaman KA ne çıktı? KA arkadaşlar 80 mi çıktı? 80. Bunun birimi de arkadaşlar bakın Newton bölü metredir. Şu şekilde. Evet bunu böyle bulduk. Şimdi gelelim sağdakine. Bakın gayet basit aslına bakarsanız. Hemen burada da ben formülümü önce bir yazıyorum. F eşittir kx diyorum arkadaşlar. Peki bunu uygulanan f ne kadar? Bunu uygulanan f 40 değil. Bakın şu tarafa doğru bir 40 var. Ama ne yapmalıyım? Bakın bunu bileşenlere ayırmalıyım. Yani bunun bir böyle bir bileşeni var. Bir de böyle bir bileşeni var arkadaşlar. Eğik düzlemde biliyorsunuz genelde ben sinüs alırım. Sinüs 53. Bakın burada verilmiş 0.8. 0.8 ile de 40'ı çarparsam 4 kere 8. 32 arkadaşlar. 32 Newton. Yani sen burada ne almalısın? Bakın şurada 32 almalısın. Eşittir K çarpı KB çarpı x. Tabi x de şurası değil yalnız. Şuraya bakın almalıyız. E burası gene 53 derecenin karşı 0.4 olduğunu göre bakın. Şurası 0.5 metre yapar. Yani gene 1 bölü 2 yapar. O zaman KB'yi ben buradan e, bakın yalnız bırakırsam işler dışarı çarpımı. Kaç çıktı oradan? 64 mi çıktı? 64 Newton bölü metre çıktı arkadaşlar burada. da. Evet bu şekilde. O zaman işlemi de yaparsam bakın ne çıkmıştı? 80 bölü 64. Kaça böleyim? 8'e bölsem 8'e bölsem 10. 8'e bölsem 8. Bir de 2'ye bölsem 5 bölü 4. Bakın görüyor musunuz? İşte bu şekilde işlemi yapabiliriz. Ha burada bana enerjiyi de sorabilirdi. Sonradan bunların enerjisi nedir diyebilirdi. Onu yapardım ama şu anda sadece K'yı sorduğu için bu şekilde de şöyle yapabiliriz. Peki burada da bakın şöyle bir grafik gene verebilir bana. Gene böyle bir grafik çocuğu da buraya koydum. Ee, grafikte bakın neyi soruyor bana? Öncelikle A aşkında kuvvetleri soruyor. Peki kuvvetleri ben nereden bulabilirim? Bakın şöyle kuvvet nerede geçiyor biliyor musunuz? Şuradaki işin içinde geçiyor. Bu sorularda şöyle yapacağız. Hani iş nerede ne eşit burada? Fx'e eşit ya. Bak şöyle Fx'e eşit. E aynı zamanda iş arkadaşlar enerji değişimine eşitse e o zaman Fx aynı zamanda bakın enerji değişimine eşit. Görüyor musunuz? Grafik sorularında işte böyle yapmalıyız. O zaman şöyle yapalım. Birinci Formüle baktığımız zaman arkadaşlar birinci grafiğe baktığımız zaman F1 çarpı e, X sütununa e bakarsanız ne kadar? 4 eşittir. Ne diyor? Enerji değişim bakın 20'den 200'e çıkmış. Yani ne kadar artmış? 160 artmış. O zaman buradan F1 eşittir. Kaç çıktı bakın? 40 Newton görüyor musun? 40 Newton olarak bulduk. İşte şu yukarıdaki formüle göre tabii ki yapıyoruz. Bakın şu yukarıdaki formül yani grafiklerde senin işte bu formülü uygulaman lazım. Geliyorum ikinci aralığa arkadaşlar. F2 çarpı. F2 çarpı. Bakın e, x'teki değişime kadar 4 eşittir. Ne diyor? Enerji değişimi. 200'den 200'e e, 0. E, o zaman bu şu demek. F2 eşittir arkadaşlar. 0 demek geliyor. musunuz? yani F2. Bir kuvvet uygulanmamış. Uygulansa zaten bunu enerjisi artardı. Şimdi üçüncü aralığa bakalım. F3 çarpı. Çarpı 4 eşittir. E, bu sefer bakın enerjim 200'den 0'a gelmiş. Burada 200 demeyeceğim. Aslında eksi 200 diyeceğim. Niye? Çünkü azalma var ya. O zaman burada F4 eşittir de bakın ne çıkacak çocuklar? 4'e böldüm. 50 mi çıkar? 50 eksi 50 yani kuvvet burada zıt yönde uygulanıyor anlamında. Görüyor musunuz bakın F3, F3 diyelim çocuklar buna. 50 uygulanmış oldu. O zaman kuvvetlerin büyüklükleri kaç dolayı bakın kuvvetlerin büyüklüğü işte bu şekilde sorduk. Belki de böyle bir şey bakın çıkabilir gençler. Ben her türlü ihtimali burada koymaya çalışıyorum. Peki hangisinde cismin hızı etkisini açıklayınız demiş arkadaşlar? Burada kuvvetlerin bakın burada birinci kuvvet arkadaşlar hızlandırma yönde. Demek ki hareketle aynı yönde bir kuvvet uygulamış. Çünkü cismin kinetik enerjisi artıyorsa demek ki burada e, hızı artıyor demektir. Burada herhangi bir kuvvet uygulanmış. Burada da görüyorsunuz eksi bir kuvvet uygulanmış. Yani harekete zıt yönde bir kuvvet uygulanmış diyebiliriz. İşte bakın grafik sorularında da bu formülü kullanacaksın sevgili gençler. Peki burada gene e, konumun maksimum 0.4 sıkıştığına göre yay sabiti nedir demiş ama burada bu sefer bakın hız da var. Az önceki soruda gibi değil. Az önceki soruda bırakıyordu. Orada dengede duruyordu. Bunu buradan bırakmış ve aşağı doğru sıkışmış. Çocuklar böyle bir soru mutlaka karşınıza gelecek. Ve siz burada ne yapacaksınız? Bakın enerjinin korunumunu yapacaksınız. Yani e ilk enerjiyi bakın son enerjiye çocuklar eşitleyeceksiniz. Yani ne demek ilk enerji son enerji eşitlemek? Bakın ilk durum burası. Tabii bu şurası son durum değil. Bu şöyle gelecek gelecek. Cisim bakın şöyle sıkıştırmış. Ve cisim bakın şuraya gelecek ve duracak değil mi? Şurada arkadaşlar duracak. Şimdi bu sorularda bakın arkadaşlar şu cismin geldi en son noktayı yani şurayı yer olarak alırız. Görüyor musunuz? Bakın şurayı yer olarak alıp soru çözeriz. Peki şimdi ona göre isterseniz alalım. Arkadaşlar ilk durumda ilk durumda şöyle yapalım mı? Şunun şuradaki uzaklığı şuradaki uzaklığını mı alalım? Şurayı alalım isterseniz. Şuradaki yüksekliğini bir almamız lazım. Yani yeri yüksekliği ne kadar? Bakın şurası 0.6 0.4 daha. Şurası toplam 1 metre. Bakın şurası arkadaşlar şöyle bir üçgen yaptığımız zaman. Üçgen 1 metre. 37'nin karşısı o zaman ne olacaktır? 0.6 metre olacaktır. O zaman ilk durumda şuradan yazayım isterseniz arkadaşlar. İlk durumda bakın bunun bir mgh'i var. mgh'i var. Son durumda herhangi bir şey yok. Yerde yani şurada yer aldığım için. E, kinetik enerjisi de yok. Ne var? 1 bölü 2 kx kare var bakın yay enerjisi var. O zaman yeni koyuyorum şimdi. M1 G10 H arkadaşlar 0.6 aldım eşittir. 1 bölü 2 çarpı. Bana neyi soruyordu? Yay sabitini soruyordu. Yani K yok zaten. X dediği de bakın şuradaki sıkışma miktarı 0.4. Bunun karesini daha rahat alabilmek adına 0.4'ü şöyle kesildi yazalım. E yani 4 bölü 10 yazalım. 0.4 4 bölü 10. Karesi de ne yapar? 16 bölü 100 yapar. İşte şöyle görüyor musunuz? İşlemi şuradan devam edeyim arkadaşlar. 6 eşittir e, şuradaki 2 ile şu sadeleşirse k çarpı k çarpı 8 bölü 100 yaptı. İşler dışarı çarpımı yapıyorum bakın. K eşittir. Ne oldu buradan bakın. 600 bölü 8 oldu. Bunu kaça bölerim çocuklar? 2'ye bölsem. 2'ye bölsem bakın. E, kaç olur? 300 bölü 4. Bir daha 2'ye böl. 150 bölü 2. K eşittir arkadaşlar. E, oradan da ne yaptı? 150 bölü 2. O da ne yapar? 75 mi yapar? 75 Newton bölü metreydi bunun birimi de. Biraz evet işlem biraz uzun oldu ama işte karşımıza çıkabilir diye bakın her tarz soruya arkadaşlar burada bizim çözmemiz lazım. Evet sevgili gençler ödüllü sorumuzu da her zaman olduğu gibi yapıp yorumlara atıyorsunuz. Ve e, şimdi bir bakalım isterseniz ne yaptık arkadaşlar. Bakın burada özetimizi yaptık. Senden şimdi şunun ekran görüntüsünü almanı isteyeceğim ama öncelikle şöyle isterseniz hızlıca bir bakalım. Arkadaşlar demek ki harekette x eşittir vt ve 0 artı 1 bölü 2 at kare formülü kullanacağız. Bakın sonra iğme zaman, hız zaman, konum zaman, sağa gidince alan, sola gidince eğim olduğunu söyledik. Ee, ve konum zaman grafiğinde bunları mutlaka bilmemiz lazım bakın yazıldan önce. Atışlarda arkadaşlar şu formülleri kullanacağız dedik. İşin iki tane formülü var dedi. Bakın enerji formüllerini bileceğiz. Ve enerjinin korunumu formülünü bileceğiz. O zaman sen şimdi şurada ne yapıyorsun? Buranın bir ekran görüntüsünü alıyorsun. Ve işte aldığım bu ekran görüntüsünü arkadaşlar. Ee, Yazılıya gitmeden önce de şöyle bir daha bakıyorsun. Çünkü bakın şurada her şeyi beraber seninle özetledik. Beraber arkadaşlar soruları da çözdük. Ee, yapılabilecek her şeyi bakın burada yaptık. Ee, soruları da şöyle dikkatli okuyup birimleri yazarak e, güzel bir şekilde işlemleri yaptığın zaman eminim ki bir problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Sonsuz başarılar diliyorum. O zaman şu fizik sınavından da güzel bir not alarak şu dönemi kapatmak istiyoruz. He, herkes arkadaşlar kendine iyi baksın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.